Evet arkadaşlar, Osmanlı'dan selamlar. Bu arazimiz sonbahar ekimi yaptığımız araziydi. Artık çelik alabileceğiz bitkilerden. Diğer tarlalarımızı aktaracağız. Şunu görüyoruz burada. Yani emek ettikten sonra bitkimiz süper bir boylanma, gelişme. Bakın şurada bitki artık çelik olgunluğuna ulaştığı için yaklaşık 3 metre alttan durmuyor. Yeni taze sürgünler gönderiyor. Yani siz zamanınızı istediğiniz kadar ayarlayın. Bitki kendi zamanını biliyor. Ben artık gerekli boya ulaştım deyip tabandan yeni taze sürgünler geliyor. İstediğimiz kadar bitki şöyle olsun böyle olsun diye uğraşmıyoruz. Allah tarafından o kendi yaşam döngüsünü oluşturuyor. Ve bu yaşam döngüsünde durmadan alttan taze filiz geliyor. Evet arkadaşlar, her zaman diyoruz, mutluyuz. Yani biz başardık. Allah izin verirse şu diğer alandaki ekim yaptığımız yerler ve boş olan yerde bu hafta buradan çelikleri kesip aktaracağız. Artık olgunluğa ulaşmış. Ondan sonra sulacımızı Allah izin verirse bu sene hasat edeceğiz. Tabii bizim planlamamızda burası bu sene tam manasıyla çıkmış olsaydı bu aylarda sılaj makinesi girip ürünümüzü hasat edecektik. Az sayıda çıktığı için çeliğimizi heder etmiyoruz. Diğer alanlarımıza, boş olan alanlarımıza aktaracağız. Arkadaşlar şunu belirteyim, yani hala boş ve nasıl boş demeyeyim de herkesin fikrine saygı duymak lazım. İnsanlar bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. İşte bu bitki olmayacak, Türkiye'de tutmayacak vesaire. Ha arkadaşlar, görüyorsunuz. Biz burada başardık. Sizler de başarmak için çaba sarf edeceksiniz ki ürün kaba yamaçını kapatsın. Bugün samanın, sılacın ton fiyatları belli. Yani bu kadar bereketli bir bitkiyi hala işte şöyleydi böyleydi diyen beslenme uzmanı demeyeyim de veterinerdir vesaire vesaire. Neden yani bu bitki üzerinde konuşma gereksinimi duyuyorlar. Arkadaşlar bu yeşil. Yeşil ot. Allah-u Teala yaratmış ki bizim geviş getiren hayvanlarımızı. Yaratılışı yeşil ot üzerine. Yani bu yüzyıllardan beri yeşil ot yiyerekten bize et, süt vermiş bu hayvanlar. Mevlam da böyle yaratmış bu hayvanları. Hala bu yeşil otu işte bu olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Hayır kardeşim. Ne oldu? Siz yani yem lobisi mi diyelim veyahut da ülkedeki farklı lobiler mi diyelim? Neye hizmet ediyorsunuz? Yani şu Allah'ın yeşil otu ya. Aha, bu da ot. Bu da ot. Bunu yiyen hayvan, bunu da yiyen hayvan. Yani bu 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl önce, yıllar önce, yüzyıllar önce
Yem fabrikası mı vardı? Küspe mi vardı? Besiye mi vardı? Yeşili yer, hayvanlar gelir, yavrusunu doğurur, sütünü verir ve etlenir. Bunu nereye çevirirseniz çevirin. Yani bugün biz Güney Amerika'dan, Avustralya'dan çok mu akıllıyız? Yani onlar sırf mera hayvancılığı yapıyor ve hayvancılıkta çok ileri safhaya gelmişler. Bizim şu kendini bilmez konuşan, işte bu Maralfalfa Pankok 1 yeşil altın hakkında konuşan hayvan beslemeciler, veterinerler vesaire, siz çok mu iyi biliyorsunuz? Güney Amerika'dan, Avustralya'dan, Uruguay'dan, Arjantin'den, hayırdır? Brezilya'dan. Yani onlar da bu yeşil otları yediriyor ve sırf yeşil otlu hayvanlarını besliyor. Dünyada bir numara olmuşlar. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? İstediğiniz kadar çaba sarf edin, bu yeşil altın artık Türkiye topraklarında üretiliyor ve biz de bunu başardık. Allah izin verirse elimizden geldiği kadarıyla da Türkiye'de ekilmedik arazi bırakmayacağız. Yani biz bunda çok aşırı bir ticari amaç gütmüyoruz. Aşırı diyorum. Tabii ticari olacak ama arkadaşlar, hayvanın yaratılışındaki metabolizmadaki yeşil otla beslenen bir hayvan, bugün düşünsene, yani inek besliyoruz, yani büyük baş, küçük baş, bunları biz şey gibi, aslan gibi etle besleyelim, olur mu? Allah bunu ot yesin, geviş getirsin, süt versin, yavru versin diye yaratmış. Yaratılışa aykırı. Yani bunun proteini şuydu, bunun enerjisi bu da, bu şu da, bu bu da. Boş laflar. Aldananlar aldansın arkadaşlar. Aldanmayanlar daha burada. Görüyorsunuz. Muazzam bir çok yıllık verim yüksek. Yani tonaj, aşırı tonaj var. Açıklamak istemiyoruz tonajları. Bak, bir ektiğimiz yerden onlarca bitki çıkmış. Bu bitki de şu anda 3 metrenin üzerinde. Daha bunun neyi var yani? Bunun hakkında daha ne konuşmamız gerekiyor? YouTube'dan değerlerini açıklamadınız. Kardeşim, sen ekecek ol, değerleri bizde var. Muhalefet olma. Bu yeşil altına muhalefet olma. Bazen görüyoruz. Bunun değerlerini açıklamadınız. Şu oldu, bu oldu. Ya hayırdır ya. Yeşil otun değerini sana açıklasak ne olacak? Gerçekten ciddi manada ekim yapmak isteyen arkadaşlara biz bunları paylaşıyoruz. Her türlü bilgi veriyoruz. Ekim tekniğiydi, değerleriydi, hangi boyda hangi değerleri oluşacaklar. Arkadaşlar, Allah'ın yaratmış olduğu yeşil bir ot. Bu da kendini bilmez kişiler tarafından şeye alınıyor. Nasıl? Karalamaya alınıyor. Karalayan karalasın. Atı alan Üsküdar'a geçti diye bir atasözümüz var. Aha kardeşim, biz burada ürettik. Artık şeyde yurt dışındaki programlarda izleyip de bizde niye bu otlardan yok? Bizde niye bunlardan yok? Demiyoruz. Bizim ülkemizde yetiştirdik ve yetiştirmesini çoğu arkadaş yapıyor. Arkadaşlar, bitki istilacı bitki değil. Şunu da belirteyim. Kimisi işte ya bu tarlaya ekilirse orada 10-15 sene, 20 sene, 50 sene kökünü kazdıramazsın. Değil kardeşim, bak. Bir kök ekmişiz. Ve o kökün sağına soluna gitmiyor. Olduğu yerden sadece patlıyor. Yani şöyle sağ tarafa, sol tarafa, yan tarafa bitki istila etmiyor. Bu bitki mısırgillerden, mısırla melezlenmiş. 2015 yılında Taylandlı bitki bilim uzmanı tarafından istilacı değil. Yani bu insanlardan biz çok akıllı değiliz. Adamlar kafa yormuşlar, bitkiyi melezlemişler, bu hale getirmişler. İstediğimiz anda tarladan iki defa sürümle, bitkinin kökünü bir kere kötenle, pullukla iki defa sürdüğümüzde
iş bitiyor, tarlayı teslim et gitsin. Veyahut da başka örnek. Çok lafa gerek yok. Yani bu ürünü inşallah biz Türkiye'de çoğu yere yayacağız. Yaymak için de çaba sarf ediyoruz. Bakın arkadaşlar, bunlar da ara ara bizim ektiğimiz yerler. Görüyorsunuz. Harika bir. Bunlar ne derseniz böyle. Hani biz çelik gönderiyoruz. Çeliklerin uç kısımları, yani bitkinin en uç kısmı, zayıf olan çelikleri biz kendi arazimize ekiyoruz. Zayıf olan bitkiyi kendi arazimize ekiyoruz. Bu şekilde yani o ürünleri de heder etmemiş oluyoruz. Bakın görüyorsunuz, burası çok muazzam. Şuraya bakın arkadaşlar. Sıra düzmüş. Sırasıra düzmüş. Yani bunlar daha taze, alttan gelen kardeşleri hesap edin. Neler gelecek? Biz bu alanda da 140 santim karık hesabı yaptık. Yani 70, şuradan şurası 70, buradan buraya 70. Bir dolu 5. Yani